Sen kurtuldun, artık ölüp gidiyorsun. Ben de dedim melun şeytana, daha son nefesim çıkmadı, akıbetim belli değil. Muhteremler, müştehidi izan bunu söyleyen, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri bunu söyleyen, şu Ebu Talib'in Allah rızası için söylediğine bakın. Ey gözümün nuru Muhammed, ne söylediğini bilirim, hak söylüyorsun. Söylediğinin hak olduğunu da biliyorum. Doğru konuştuğunu da biliyorum. Lakin İslam dinine girip halkın kendime babasının, atasının dinini terk etti dedik mi? Senin hak dediğini bilirim. Efendimiz'i senelerce himaye etti. 8 yaşından ta Darülbeka'ya gidene kadar. Efendimiz'den bir an ayrılmadı. Resulullah Efendimiz onu babası gibi yanında bildi. Böyleyken akibete bakın ne olur. Ne kadar hazindir ya Rabbim, ne kadar zordur. Onun için emin olmayın. Az buçuk ibadetlerle kendinize güvenmeyin. Bir insan amelleri az olduğu halde kendine güvenir. Kendi nakısiyetiyle Allah'ın ümit vereceğine talibim derse bu gurur ve aldanmadır buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bu en büyük gururdur. Bu en büyük aldanmadır. Çok zor ya Rabbim. Devamlı Allah'ın niyazında bulmak lazım. Habibi de Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi siz benim bildiğimi bilsek, bilseniz, gördüğümü görseniz az güler çok ağlardınız. Sırrı budur muhteremler. Kimse tekkeyi yaptığı hizmetle güvenmesin. Kimse kürsüye çıktım diye güvenmesin. Kimsenin amelinin ne olduğu belli değil. Hakkın rızasına ulaşıp ulaşmadığı belli değil. Başınızı ağrıttım günlerce amel ve ibadet bahsinde. Gururum, kibirim, menfaati dünyanın ilahi Muaz bin Cebel Hazretlerin hadisiyle semavatın her bir kata tabakasından geri çevrildiğini, ancak bu tabakalardaki olmayan sıfatlar olan insanların amellerinin makbul olduğunu Hazreti Muaz bin Cebel Hazretleri hadisiyle huzurunuzda arz edildi. Daha bizim cesedimizden bu sıfatlar çıkmadı. Ne kibirimiz bitti, ne gururumuz geçti, ne menfaati dünyamız terk ettik. Merhametsizliğimiz duruyor. Kimse canına güvenmesin, yaptığına güvenmesin. Müminin sermayesi bir elinde dua, bir elinde istiğfardır. Yaptığıyla güvenmek mağruriyet alametidir. Devamlı kabul olup olmadığı hakkında Allah'tan istirham etmek lazım gelir. Şartlarını, ilimlerini, hukukunu yerine getirerek hakkıyla bilmek lazım gelir. Kardeşlerim, Allah için bir dikkat edin. Ey amcam, imana gel, kendini Allah'ın azabından kurtar. Gözümün nuru Muhammed, söylediğinin hak olduğunu, doğru konuştuğunu bilirim. Lakin İslam dinine girip halkı kendime babasının dinini terk ettirdi dedirtmez. Resulullah Aleyhisselam Ebu Talib'in o sözüne karşılık, kemali şefkat ve rikkatle, alemlere rahmet olan Muhammed'in il tabibil habib, ey amcam, senin bana hizmetin iyiliğin pek çoktur. Anlatmakla bitmez. Son pişmanlık fayda vermez. Cehennem ateşine güç yetmez. Küfür üzerinde öldükten sonra kurtulmak çaresi olmaz. Gel kimse duymadan gizli iman getir. Bunu kimseye haber vermeyeyim. Hiç kimse de duymasın. Bu benimle senin aranda, Allah arasında sır olsun. Yüce Hakk'a niyaz edeyim. Ondan gizli imanının kabulünü isteyeyim. Zira iman ne ister müminler? Aşikarlık. Sen gizli ettin, Allah kabul etsin diye de ben senin adına niyaz edeyim Allah. İman aşikarlık ister, gizlilik istemez. Namazı gizli kılmak olmaz. Farz namazı gizli kılıyorum, riya olmasın olmaz. Zekatı vermesen alem görmesin diye olmaz. Orucu alem görmesin diye olmaz. Yani farz olan ibadetlerin tahakkuku alem görsün diye alemi yapılır. Baş örtülürken haya olmaz, utanma. Estağfurullah, baş örtülürken utanma olmaz. Allah'ın emridir, başını kadını örterken kemali afiyetle, haya ile, tazimle örter. Niye örtün, süs yaptım gibi olmaz. Yani imanın hakikati
İslam'ın ibadet ve taatının inkişarını ister. Nafile ibadet gizli olur. Ama farz ibadet alemiyet ister. Gizli gizli saklı saklı namaz kılmak iman ve afiyet olur. Kardeşlerim, başını niye öptün? Allah'ın Resulü ve Kur'an'ı mucizül beyan öp dedi de öptüm. Zira kadının ziyneti başörtüsüdür. Demelidir kadın. Niye öptün? Suçlu suçlu. Niye suçlusun ki? Ne olmuş sana da suçlusun? Alemin başının açtığı zamanda bir kadının başını örtmesi, sünnetlerin ve farzların kaybolduğu zamanda şehidin kanının pahasıyla ölçülür. Aynı zamanda şehitlerin kanının pahasıyla ölçülür. Yalnız ne olur, altınlar, malsınlar, küpeler, gerdanlıklar tangır tangır gösterilmez. Gösteren kadın haramzadedir. Haram işlemiş olur. Bilezikler, küpeler, kollarda şıngır şıngır başka bir erkeğe göstermek haramdır. Saçını göstermemek fazilet, altını göstermek rezalettir. Ölçüyü denk tutmak lazım. Helalla haramı iyi bilmek lazım. Ne yaptığında korkmamak lazım. İmanın hakikati, ibadetin kemalatı alemiyet ister. Gizli gizli olmaz. Niye örttün? Rabbim ve Resulullah emretti, İslam'ın izzetidir, örtmekle şeref duyarım diye bilmelidir. Niye örttün? İşte anam örttü, kocam da kızdı, ben de örtmezdim ama örtüverdin, ameli yapsın gitti. Öyle olmaz. Alemiyet ister. Ebu Talip, kimse duymasın, iman duymak ister. Ama Allah'ın Resulü kemali şefkatinden amcasına, hadi sana bir özel muamele yapalım, bu böyle olmaz ama bunun kabulünü de Allah'tan isteyeyim demeye getirdi. Yeter ki sen kendini cehennem ateşinden kurtar Ebu Talip. Bu halimle öldüğümde cehenneme gireceğimi bilirim. Ya Rabbi ne kadar zor, Allah aşkına anlayın ne olur. Bu halimle öldüğümde cehenneme gireceğimi bilirim. İman getirdiğimde halas olacağımı bilirim, cennete gireceğimi de bilirim. Babasının dinini terk ettirmiş kimseye dedirtmez. Ebu Talib'in bu konuşmasına karşılığı Cenab-ı Cibril'in aleyhissalatü vesselam şu ayeti celili getirdi. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayeti nasip eder. Ya Habibim gerçek şu, sen istediğine hidayeti erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Resulullah anladı ki, bildi ki işin yüzü başkadır. Çare yoktu, söz tesir etmez. Ebu Talip vefat etti. Nerede kaldık? Kafire dahi Resulullah'ın şefaatiyle menfaat vardır delilinde kaldık. Bunun üzerine amcasının cehennemde yanacağını bildiğinden çok elim bir ızdıraba girdi Resulullah. Cenab-ı Cibril'e emin vaki oldu. Ya Habibim, Rabbim buyuruyor ya Muhammed, Rabbim Teala buyuruyor ya Habibim mahzun olma. Küffara şefaat etmeye izin vermem. Şefaatin müminedir, kafire iznim yoktur. Ancak sana bir izin, mübarek elini Ebu Talib'in cesedini sıra, onu cehenneme koyduğun zaman elinin, saadetli elinin, mübarek elinin dokunduğu yeri cehenneme yaktırmam. Başka azapları çektirme müteselli yok. Resulullah Efendimiz pür nur sürura girdi. Allah'ın ikramıyla çok mesrur oldu. Ebu Talib'in bütün vücudunu meshetti. Gözlerinin içine kadar kapağını açarak sürdü. Kulaklarının içinde bir yer koymadı. Saadetli eliyle burun deliklerine, ağzının içinde parmaklarıyla gırtlağına, tırnaklarının arasına kadar meshetti. Ama Allah murad ettiği için tabanını, ayağının tabanını unuttu. Her şey Allah'ın elindedir. Habibi Muhammed Mustafa olsa Allah kendisine ikinci bir Allah kabul etmemiştir. Azameti ortaklık götürmez. Her şey onun dilemesiyle olur.
Cebrail aleyhisselam geldi, defnedildi, cenaze toprağa verildi, Cenab-ı Cibril Emin geldi. Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin bütün vücudunun her tarafını meshettiğini söyledi. Yalnız Ebu Talip cehenneme konulacaktır ya Habibim, ama onun vücuduna ateş dokunmaz. Ayaklarına ateşten takunya giydirilir. Tasmaları ateştir, sen ayağının dışını sıvazladın, yakmaz. Yalnız Rabbim sana unutturdu, altından takunyanın ateş kaynar. Ta beynine kadar kaynatır, onun cehennem azabı bu ve şekilde geçer buyuruldu. Kıymetli müminler, bunun misali tencerenin elektrikli ocaktaki durumu gibidir. Tencere ocağa neresi değer? Tencerenin tabanı değer ocağa. Ama bütün tencereyi fokur fokur kaynatır. Tencerenin her yanı ateşe değmez ki. Tencerenin tabanı değer, çaydanlığın tabanı değer. Ama bütün çaydanlığı, bütün tencereyi kaynatır. Kıymetli müminler, şu halde Allah-u Azimüşşan'ın şefaati Resulullah'ın kadri ne kadar yücedir. Rabbül İzzet yanında kadri kıymeti ne kadar büyüktür ki kafir giden Ebu Talib'e dahi şefaatiyle cehennem azabının en hafifinden bir azap ulaşmıştır. Allah cümlenizden hoşnut razı olsun. Şefaatinde kaldık, Resulullah'a ikram edilen şefaatinde kaldık. Vaktaki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şefaati Araf meydanındakine dahi şefaat eder. Dünyada şefaati Resulullah'a gelince, şu anda bizlere olan Resulullah'ın şefaatine gelince, bu hepimiz için çok büyük bir müjdedir. Her pazartesi, perşembe günü kiramen katibin melekleri amellerimizi yazanlar Ravza-i Mutahhari'ye varıp ümmetinin gece gündüz ettiği amelli Resulullah Aleyhisselam'a hayır ve şer arz ederler. Bu seninle benim meselem efendiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada dahi şefaati haktır. Ümmetine şu an ya Muhammed Aleyhisselam bize yetiş. Ya Habibi daha bize yetiş. Ya Resulullah bize yetiş. Otur kardeşim bak ne kadar güzel. Abdest de hoş, her şey hoş, bu da hoş, o da hoş, hepsi de hoş kurban. Yutuf Kerem ve Bolecir verilmesini, günahların affedilmesini bağışlaması için şu anda dahi haşreder. Estağfurullah, şu anda dahi şefaat eder. İnsanın iki kaşının arasında bir melek vardır. Yedi melek insanın, müekkel melek insanın vücudunda pek çoktur. Müekkel melekin yalnız yedi tanesi insanların gözünün korunmasında görevlidir. 160 adet insanın vücudunda melek donaşır. Hani hiç kimsenin görmediği tenha bir yerde bir şey yapalım dediğin zaman birçok ahalisi kadar cemaat yanındasın. Hiç yok dediğin yerde. Anlamadınız. Nasıl anlamadınız? Hep anladık elhamdülillah. Hiç kimsenin yok dediği anda, kara gecede, kara yatakta, tutan, bu gel, firar etti, bu gel. Karanlık gecede, kimsenin görmediği dediğiniz anda, hakaret veyahut zulüm veya günah irtikab ettiğiniz anda, 160 melek bizim halimize agahtır, 7 tanesi senin gözünü korur. İki tane kiramen katibin Allah razı olsun bütün Rabbimin emriyle bütün amellerimizi hıfzeder. Bir melek de iki alnımızın ortasındadır. İki kaşımızın arkasında, ortasında olan bu meleğin mukarrebinin vazifesi o insanı gözetir durur. Ne zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam'a selavat-ı şerife getirse buradan fırlar Ravza'ya varır, bu filan oğlu filanın selavatıdır. Allah aşkına sen Ravza'da adının anılmasını istemez misin? Allah aşkına sen adının Ravza-i Mutahhare'de anılmasını istemez misin? O zaman çok selavat getir. Bu Ali oğlu Mehmet'in selavatı, bu Ali oğlu Mehmet'in selavatı, bu Ali 70.000 kere gitsin gelsin. 70 kere her gün gitsin gelsin. Kim Resulullah'ın huzurunda ismi çok anılırsa Allah ve Resulü ondan hoşnut olur.
havuzun başına ümmeti Muhammed toplandığı gün, ya Resulallah bana da kenseri ver dediğin gün, ben senin dünyada getirdiğin selavat-ı şerifeyle seni tanırım diyerek ağzımıza dilimize bakacaklar. Müminin pasaportu, müminin Resulullah yanında ümmetinin liyakatı selat selam olacak. Hiç değilse günde 100 selavat ister. Kim günde 1000 selavat getirse cennetteki makamını görmeden Resulullah'ın huzuruna varmadan ahirete gitmez. 12.000, 20.000, 40.000, 30.000 selavat getiren var. Kara Davud, işte şu elimdeki kitap, Delail Hayrat ismindeki kitabın tefsiridir, şerhidir. Delail Hayrat, Muhammed bin Süleyman Cezuli Hazretleri'nin topladığı selavat-ı şerifelerin kitabıdır. Baba oğul, Delail Hayrat getirin baba oğul. Oradan Delail Hayrat getirir. Mübarek Abdülkadir Geylani Hazretlerinin zürriyetindendir. İçerisinde makbul bir selavat-ı şerife vardır. İsmi Azam duası nasıl makbul ise, o Delail Hayrat'ta bulunan selavat-ı şerife dahi ne muratla, niyetle okunulsa kabul olmaya vesiledir. Kuyuda bir gün Hazreti Muhammed bin Süleyman Cezuli Hazretleri bir kuyu gördü, suyu var, kovası yok. Kova ararken karşıdan bir kız dedi, alem seni şeyh sanır. Bu memleketin en kamil alimi sanır. Sen bir kuyudan su çıkarmaktan aciz kaldın. Karşıdaki kız geldi, kuyuya okudu, üfürdü, kuyu ağzına kadar doldu, Süleyman Cezuli Hazretleri abdest aldı. Allah aşkına sen bu kelam kemalata nasıl erdin? Dedi, ben bir selavat-ı şerife bilirim, çok okumakla erdim. Hanımı senelerce gece kalkardı, hasta yatağından bir gün kalktı, hanımı Süleyman Cezuli Hazretlerinin şerif olan Resulullah'ın evladı, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin evladı olan o mübarek hanımı kalktı bir gece, süslendi, güzel elbiseleri giydi. Mübarek dedi, ya bizim hanım bu kadar süslendi nereye gider? Kapıdan da çıktı haneyi saadetinden. Baktı iki aslan yatıyor kapıda. Karadağ'ın başında bu menkibe var anlattığın kitaptan. Aslanın biri annemizin önüne düştü, biri arkaya düştü, sahile gittiler. Denizin üstünde yürüdü, bir adaya vardı, sabaha kadar ibadet etti. Sabah namazından önce döndü, geldi, mübarek evliyada yatağına yattı, uyuyor gibi yattı, 3 gün böylece takip etti. 3 gün aynı aslanlar adaya götürüyor, denizin üstünde yürüyor. Hani demin anlattık, insan eşrefi mahluktur. Vücut Allah için olursa suyun üstünde yürümek kolay olur. Vücut Allah için olursa uçması kolay olur. Kuşları geçer o zaman. İşte Hadimi Hazretlerinin meselesi buydu. Muhammed bin Mustafa Hadimi 1701-1762 buydu. Engin işte buydu. Kafayı dik tut. Bunun üzerine annemize dedi, ya hatun ben senin için suizan ettim, halbuki sen Allah'ın dostlarından bir dostumsun, bu makamı nereden elde ettin deyince, kıymetli annemiz dedi, ben bunu senelerdir yaparım, sen yeni gördün, ben bir selavat-ı şerife bilirim, çok getiririm, kim onu ne muratla okursa Allah verir. Ya aman hanım bana da söyle dedi, onu söylemeye izin vermezler. İstihare etti, izin vermediler, efendilerine sordu, vermediler. Mübarek Süleyman Cezuli Hazretleri dedi, ben de dünyayı dolaşırım, cübbemin eteğini toplarım. Nerede kitaplarda gördüm yazarım, kimde dilde var toplarım. İşte Delail Hayrat'ı mübarek ulema-i izan Muhammed bin Süleyman el-Cezuli, Cezuli topladı. Annemize dedi, ben okuyacağım, bu var mı yok mu söyle. Baştan sona okuduk, 128 çeşit selavat var bunda, müminler, kıymetliler, kızlarımız, bacılarımız, analarımız. Annemiz güldü, dedi birkaç kere o meşhur selavat bunun içinde var, birkaç yerde geçiyor. İşte bunu bir kere hatim eden, Allah için hatim etse her murada nail olur. Bunu okumanın menkibesine gelince, nokta.
Ben zamanında Siirt'e geldim. O zaman üsteğmenidim, orada yüzbaşı oldum. Siirt'e benim ablam bir delail hayrat yolladı. Osmanlılar gününden kalmış el yazmalı, tahminen şu kalınlıkta, bu kadar büyük değil ama. Sayfeler kopmuş mokmuş, Osmanlı'dan kalma el yazısı bir kitap. Kendi kendime açar okurdum, sordum hocalara, dediler bu delail hayrattır ama kitaptan değil. Şuradan biraz kopuk, biraz buradan kopuk, kılıf yok, kap yok. Ben de ara sıra bakar bakar okurum. Bir gün Gavs Hazretleri'nin huzurunda kasrikteyim, bir hatıra. Hatıra. Sofi Hoca hatıra. Mihrap karşıda, ben mihrabın şurasında oturuyorum. Bir veteriner subay, efendim ben delail okuyabilir miyim dedi Gavs'ımıza. Okursun dedi, izin veriyorum sana, oku dedi. Bana baktı, Mehmet sen de oku. Hani ablan sana Afyon'dan bir delail göndermiş diye, işte onu sen de oku. Kurban ben zannettim, dünya yıkıldı, ben altında kaldım. Ha mübarek, sen ne bilirsin benim ablam bir delail yollamış. Sen ne bilirsin bizim evde bir eski yıpranmış delail, dedi sen de oku. Gavs Hazretleri delail hayrat okurdu, seyitler okurlar. Kardeşim, niye okuyalım? Deliline gelince, yüzlerce hadise yanında, hadis yanında bir de menkibesi var. Süfyan-ı Sevr hacca gitti. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Hacca tavaf ederken, Hacer-ül Esvet'e sürüldüğü zaman, el sürülüp meshedildiği zaman dahi, bir delikanlının Rükn-i Yemani'de, Makam-ı İbrahim'de, Rükn-i Şam'da, nerede olursa devamlı salavat-ı şerife getirdiğine şahit oldu. Hazreti Süfyan Sevr radıyallahu anh'ın müştehit, büyük alim olduğundan gence dedi, oğlum her makamda okunacak dua var, dua oku. Efendim, benim bir meselem vardır. O meselemden dolayı ben bunu okumak mecburiyetindeyim, onu okurum, istersen sonra bildiririm dedi. Zaman geçti, tavaftan münasip bir zaman sonra Cenab-ı Süfyan-ı Sevr radıyallahu anh'ın genci gördü. O gence, Kerem buyur, kendi halini anlat, niye sen her makamda salavat okursun deyince, o genç, efendim, babamla hacca geldim. Babam çölde hastalandı, vefat etti. Yüzü simsiyah bir surete girdi. Bütün hüzün şaşkınlığın üstüme geldi. Ben babamı yıkamak istesem muvaffak olamadım. Bir başkasını çağırsam babamın simsiyah vücudunu gördüğü, yüzünü gördüğü zaman aleme ilan verir. Ne yapacağım diyerek şaşırıp kalmıştım. Böylece kendi kendime acaba ne edeyim, ne eylesem derken uyuyakalmışım. Baktım ki dört tane koca yılan babamın cenazesine sokulup azap etmek ister. O anda nurani bir şahıs semayı yeri aydınlatarak geldi. Babamın üzerinden örtüyü açtı. Nurdan güneşten parlak, amberden miskten daha güzel kokulu, keremli, mübarek bir insan örtüyü açtı. Çadır nuruyla doldu. Babamın yüzünü açtı, mesetti. Ve bana dedi, niye ağlarsın oğul? Efendim ben niye ağlamayayım? Babamın dört yılan azap etmek ister. Yüzü de simsiyah oldu. O yılanların azabından, yüz karalığından babanı kurtardım buyurdu. Sen kimsin? Ben ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yım buyurdu. Baban yalan söylerdi. Çok kötü amele müptela idi. Güzel bir hasreti vardı. Çok salavat getirirdi. İşte o salavat iki alnının kaşının ortasındaki melek babanın vefatını bana bildirdi. Filan oğlu filan öldü ya Resulallah, sana salavat getiren dedi. Ben de onun o çok salavatına hürmeten ona şefaatimi ettim buyurdu. İşte dedi Hazreti Süfyan'a, haccın her yerinde salavat getiren delikanlı,
ben bundan dolayı selavatı artık bir daha terk etmem. Her adımımda bir selavat getirsem gerektir diyerek selavata devam etti. Kıymetli müminler, işte bu Delail Hayrat'ı okumanın pek çok hayırı var. Delail Hayrat'ın 12.165 tane vekil. Ben nasıl Seyda'nın vekiliyim? Haşa şeyh değilim. Haşa sizden benim hiçbir farkım yok. Nasıl vekillik bir makam değildir, vekillik bir kemalat değildir, vekillik bir emanettir, ariyettir. Yani şahsımı da buraya ortaya koymuş oluyorum. Vekil olan şey oldu demek olmaz. Şeyhliğiyle alakası hiç olmaz. Kim vekil olduysa kamil de olmaz. Hakkı tecavüz etmemek suretiyle adab-ı tarikatı iyi bilip yürütlere rehber olmak gerekir. Benim bunun dışında bir faziletim yok. Benim gibi Muhammed bin Süleyman Cezule Hazretlerinin 12.165 tane vekili vardı, kitap diyor. Gece gündüz delail okur, gece bir kere hatmeder, gündüz iki kere hatmederdi onun müritleri. Günde üç kere delail hatmedilirdi. Dünyaya Delail-i Hayrat'ı tanıttılar, dağıttılar. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor, kim bir hayra sebep olsa çöller dolusu Kızıldere'den, tasattukundan daha hayırlıdır. Okuyun, okutun. Ümmet-i Muhammed olarak Resulullah'ın şefaatine en büyük layık olan amel selavat-ı şerifedir. Takatınız yettiği kadar okuyun. Günde 1000 taneden aşağı olmayacak gibi okuyun. Hiç değilse Allah razı olsun şunu da haftada bir hatmedin. Kim alacak, kim alırsa izinli veriyorum. Sultanımız izin verdi, Gavs Hazretleri vekil etti, delail vermeye verdi. Okumak isteyene veriyoruz, bunu evde rafta saklamaya değil, okumaya. Müslüm Hoca gel, gel hocam elini öpeyim, bak şunları kim okursa parasını şeye ödesinler. Hanım kızlar, mikrofondan, televizyondan görenler, onlara da götürün, onlara da Rıdvan, Sun Muhammed, onlara da götürün, dağıtın. Ellerini kaldırsın hanımlar, kim okumak istiyorsa sultanımızın emriyle okuma izni verildi. Erkekler kaldırsın okumak isteyenler. Kim okumak istiyorsa Seyda'nın emriyle okuma izni verildi. Kitapları da dağıtalım, kütüphanecilerden delail getirin. Naci, kütüphanecilerden delail getirin. Ben okuyorum kurban, 1,5 saatte hatimi indiriliyor. 3'te 1'i yarım saatte okunuyor kardeşlerim. 7 günde hatim etmek imkanı var, 10 dakikada okunuyor. Bir günlük ders 10-15 dakika, bir çay içene kadar. Hocam bir günde okunuyor, sen kaç günde okuyorsun? Kaç günde hatim? 3, elhamdülillah. 3-4. Elhamdülillah. 3 günde okumak isteyenler elini kaldırsın, onlara da gösterelim. 3 günde okumak isteyenlere izin. Elini kaldıranlar 3 günde, hanımlar da kaldırsın okumak isteyen. İnşallah onlara da 3 günde okumak isteyene izin. Adabını öğretelim inşallah. 3 günde okuyacak olanlar, başını açın şimdi, ben sayfa söyleyeyim yeni yazıyla, eline kitap alanlar. Veya kitabı tam dağıtsınlar, öyle açıksanını anlatan bunu o zaman. Hanımlara da götürün. Nasıl oldu? Sohbetten maksat amel içindir. Amele teşvik içindir. Yakin nuru artıp amele teşvik içindir. Bu Delail-i Hayrat'ın son kısmında yeni yazıyla Selavat-ı Şerife getirmenin faziletleri hakkında bir bölüm var. Onları okuyun inşallah son kısmında. Delail-i Hayrat okumanın fazileti hakkında. İçimizde güzel okumasını bilenler var. Onlar da sohbetten sonra etrafına cemaati toplasınlar. Delail nasıl okunur inşallah onun talimatını verelim inşallah. Delail okumayanlara gelince, okuyamayanlara gelince, 100'den 1000'e kadar selavat isteyenler elini kaldırsın. 100 adetten 1000'e kadar okumak isteyenler. Delail okuyamıyor, selavatsız mı kalsın? 100 adetten. 100'den aşağı olmadan 1000'e kadar her gün okumayan Seyda'nın emriyle izin verildi inşallah. Allah mübarek etsin. Bizi dualardan unutmayın.
Delail okuyarak da okumak isteyenler olursa yüzden bine kadar okusunlar inşallah. Delail hayrat okunduğu zaman Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hediyesi gibi hediye edilir. Resulullah Efendimiz'e, annemize, babamıza, bütün peygamberlere hediye edilir ha. Ya Rabbim okuduğun delail hadisi kabul eyle, bundan asma ecrime subata eyle, billah filâse mevzulâse sirkibu aleyhisselam şümine münselim. İlahi böyle böyle hediye de edilir ha. Delail okuyunca hediye edin. Ana, baba, ecdat, kabir azabı olanların tahrif eder, kaldırır inşallah. Allah biliyor da yoruldum. Nasıl geçirmiştim hoca? Yoruldum sohbette, doğru diyor. Bak karınadan sıkıldım. Haftaya yine anlatam kardeşim. Rabi'l evvel bitmez ya. Resulullah'ın da fazileti bitmez. Sizin de gidip gelmeniz bitmez. Aşçı Ömer'in de yemeği bitmez. Anlatam da. Ömer ağlıyor, daha anlat diyor. E anlatamaz da Allah için. Ne olur sanki ölmedi ki ya. Yoruldum maruldum anlamam, anlat. Aleyhissalatu vesselam. Ders alacaklar, bir ders alsın. Allah için sıkıntı geldi, yoruldum. Şeriattır, bu da şeriattır.